Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde parçada anlam konusuyla ilgili genel bir test çözeceğiz. Hep birlikte cevaplayalım ve videoyu durdurarak soruların nasıl çözüldüğüne dikkat ederek bu şekilde ilerlemeye çalışalım. Evet, birinci sorumuz: bu parçada özellikle aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmuştur? Gülmece öyküleri yapısı gereği yalın bir dille anlatılmalıdır. Ama edebiyata yaslanmayı hiçbir zaman unutmadan, edebiyata yaslandınız mı anlatımınız etkileyici bir işten olacaktır. Bir gülmece yazısı için belki sözcük arama gereksinimi duyamayabilirsiniz. Ama gülmece öyküsünü yazarken çok seçici olacaksınız. Burada A. Bilgi, B. Üslup, C. Deneyim, D. Konu. Cevabımız B. Üslup olacaktır. İkinci sorumuz: toplantıyı sunan kişi dedim ama öncelikle paragrafta ne yapıyorduk? Soru kökünü okuyorduk. Bu parçada aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Toplantıyı sunan kişi Sait Faik de aramızda deyince birden alkış tufanı koptu salonda. Dersimiz.com'a ilginçtir. Kimse ayağa kalkıp da selamlamıyordu alkışlayan. Alkısı bir türlü dinmiyordu. İşte o zaman farkına vardım. Tam önümüzdeki sıralardan birinde oturuyordu Sait Faik. Yanındaki arkadaşı ayağa kalkıp kendisini alkışlayanları selamlaması için zorluyordu. Kıpkırmızı kesilmişti yüzü, koltuğuna iyice büzülmüştü. A. Sevinme, B. Merak, C. Utanma, D. Üzülme. Sevinme var, merak var, utanma var ama üzülme yoktur. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz: parçaya göre şairlerin çocukluklarına dönmek istemelerinin nedeni nedir? Şairler çocukluklarına daha gençliklerine de dönmek isterler. Bu doğal bir özlem. Hani gençler bilse de yaşlar yapabilse denir. Ya demek ki gençliğin enerjikliğinin değerinin ayrımına geç varlıyor. Ama bence şairlerin çocukluğuna dönmek istemeleri farklı bir durumdur. Çocuk hesapsız, kitapsız, art düşüncesizdir. A. Çocukluğun temiz ve saf duyguların dönemi olması. B. Çocukluğun enerji dolu bir çağ olması. C. Doğanın o dönemde henüz bozulmamış olması. D. Farklı bir hayatta duydukları özlem. Cevabımız ne olacak? A olacaktır. Dördüncü sorumuz: bu parçaya göre söz edilen şairin başarılı olması aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır? Ciddi bir emek ve zaman harcadığı şiirlerinin çoğunda memleketçi bir hava seziliyor. Kendinden önceki memleketçi şairlerle aynı çizgide başarılı da olabilir. Yeter ki yaptığı çoğaltma değil, yeniden üretme olsun. A. Şiire daha çok zaman ayırmasına, B. Farklı konular işlemesine, C. Ustalarının yolundan gitmesine, D. Özgün eserler ortaya koymasına. Burada cevabımız değişik olacak. Neden anladık? Yeter ki yaptığı çoğaltma değil, yeniden üretme olsun. Yani kendine özgün eserler ortaya koysun diyor. Beşinci sorumuz: parçaya göre Necati Gil'in en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Behçet Necati Gil ayrıntılarını, gizli tarihini yazan bir şair olarak nitelendirilebilir. Eski bir aşkı anlattığında da, komşu evlerdeki gürültülere kulak kabarttığında da, masanın üzerindeki eşyaya baktığında da bu gerçek değişmez. A. Farklı konuları ele alması, B. Ayrıntılara önem vermesi, C. Duygulara ağırlık vermesi, D. Gerçekleri olduğu gibi yansıtması. Burada cevabımız B. Ayrıntılara önem vermesi olacak. Altıncı sorumuz: bir kitabın klasik sayılması için diye metne başladık ama ne yapıyorduk yine? Metnin soru kökünden başlıyorduk. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bir eserin klasik sayılmasını sağlayan ölçütlerden değildir? Bir kitabın klasik sayılabilmesi için geniş bir okur kitlesinin o eseri benimsemesi ve eserin zaman içinde değerini yitirmemesi gerekmektedir. Klasik bir kitabı çok satan herhangi bir kitaptan ayıran en temel özellik de budur. Bu nedenle bir eserin klasik kabul edilmesi için güzel bir anlatımla birlikte zamana da ihtiyaç vardır. A. Etkileyiciliğini uzun süre sürdürmesi, B. Çok sayıda okur tarafından benimsenmesi, C. Anlatımın başarılı olması, D. Yazılı dönemde çok satılması. Cevabımız D. Yazılı dönemde çok satılması değildir. 7. sorumuz: eski çağlarda önemli bir yenilik 200 yılda bir oluyordu. Büyük değişiklikler o toplumlar için bir yıkım sayılıyordu. Çünkü uyum zorluğu çekiyorlardı. Günümüzde bu ara çok kısaldı. İnsanların çoğu yaşadıkları yoğun tempo içinde yeniliklerin farkında bile değil. Bu parçadan aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılamaz? A. Yenilikler her çağda farklı tepkilerle karşılanabilir. Var. B. Günümüzde eski oranla daha çok yenilik olmaktadır. Var. C. Yoğun tempo günümüz insanların yeniliklerini fark etmesini engellemektedir. O da var. D. Eski çağlarda pek önemli yenilik olmamıştır. Bu ifadeye ulaşamayız. Cevabımız değişik olacak. Gelelim 8. sorumuza. Evet. Ben şairim, ben yazarım diyen herkes dille ilgilenmek durumundadır. Çünkü onun tek gereci dildir. Dile özen göstermesi işinin bir parçasıdır. Bırakın şair yazar olmayı. Herkes ana diline özen göstermek zorundadır.
Çünkü ana diline özen göstermeyen toplum ekonomisini düzlüğe çıkaramaz, bilim yapamaz, teknik üretemez. Parçada dille ilgili olan aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? A. Yazar ve şairler tarafından iyi kullanılması gerektiğinden var. B. Toplumun geleceğini etkileme gücü olduğundan, bu da var. C. Bilim insanlarının dile yeterli ilgiyi göstermediğinden, bununla ilgili herhangi bir şey yok. D. Toplumdaki herkesin ana dili iyi bilmesi gerektiğinden bahsedilmiş. Cevabımız C şık olacaktır. 9. sorumuz, bazı insanlar vardır. Biyolojik yaşları ne olursa olsun her dem genç, canlı ve neşelidir. İşleri kan alsa bile çevrelerini neşede hatırlar. İşlerindeki çocuğu hiç kaybetmezler. Ölümün soğuk yüzü onlarla bağdaşmaz. Ne mutlu böyle insanlara. Aştakiler hangisinde bu parçada söz edilen insanların özelliklerinden biri değildir? A. Her zaman sevinçli görünmek var. Çocukluk coşkusunu kaybetmemek var. Sadece yaşlılarla dost kurmak yok. İşlerindeki sıkıntıyı dışa vurmak, bu da yok. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 10. sorumuz, bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani ana fikrimi sormuş. Klasiklerin sadeleştirilmesi tartışmaya değer bir konu değil bence. Asla yapılması gerekir. Yapılacaksa şayet bunu yalnızca o kitabın yazarı hayattaysa tabii yapabilir. Hele de çocuklar için bu eserlerin sadeleştirilmesi kabul edilemez bir şey. Çocuk yaşındakilerin çocuklar için yazılmış kitapları okumaları yeterli. A. Klasik eserler bütün insanlara seslenmeyi başarabildiği için bugünlere kalabilmiştir. B. Çocukların okuyabilmesi için klasik eserlerin sadeleştirilmesi doğru değildir. C. Bir kitapla ilgili yapılacak değerlendirmeden mutlaka yazarın görüşlerine de yer verilmelidir. D. Çocuklar da yetişkinlerin okuduğu kitapları rahatlıkla okuyabilirler. Burada asıl anlatılmak istenen B şıkkındadır. Cevabımız B olacak. 11. sorumuz, bu parçada Almanya ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kentin ortasında yeni yapılan pasajlar birer sanat eseri. Genel olarak zaten Almanya'daki şehircilik anlayışına hayran olunmak elde değil. Yay kaldırımlarının genişliği, yollardaki bisikletlere ayrılan bölümler, ağaçlandırma, altyapı, ulaşım sisteminin olağanüstülüğü, bir dakika bile şaşmayan otobüsler, her sokağa ulaşan metrolar, taksilerin rahatlığı, tüm adreslerin bilen istendiğinde hemen makbuz veren şoförler. A. Sanatın yaşam kalitesini yükselttiği, B. Ekonomik yönden hiçbir sıkıntı bulunmadığı, C. Kentleşmenin ideal düzeye ulaşmış olduğu, D. Ulaşım problemlerinin ortadan kaldırıldığı, bu da asıl anlatılmak istenen nedir? Kentleşmenin ideal düzeye ulaşmış olduğu. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 12. sorumuz, aşağıdaki tümcelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi son tümce olur? Yani sonuç bölümü. A. Hava henüz karanlıktı. B. Odanın içine gecenin serinliği doldu. C. Önce hoşa gidiyor, sonra üşütüyordu insanı. D. Pencereyi ardına kadar açtım. Burada cevabımız C şıkkı diyoruz. 13. sorumuz, yazarın paragrafta ressam gibi davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklını çıkarırım, kendi gidişime aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüne iyi yabanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir resim varmış, horoz resimleri yaparmış da uşaklarına atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş. Ben de öyle. A. Okumaya çok zaman ayırınlar, yazılarını ihmal etmesi. B. Uzun sürede kazandığı saygınlığını yitirme kaygısı. C. Üzgün eserler verememe korkusu. D. Kendini gereğinden fazla güvenmesi. Burada cevabımız ne olacak? C şıkkı diyoruz. Evet, 14. sorumuz. Ben insanın iş görme isteği ve yaşama çabasını daima canlı tutmasını isterim. Ölüm bahçemin fidanlarını dikerken bulmalı beni. Ama ölüm korkusu bahçemi yitirme korkusu içinde değil diyen biri için açtık. Hangisi söylenemez? A. Hayat sevdiği, B. Telaşlı olduğu, C. Umutlu olduğu, D. Çalışkan olduğu. Burada cevabımız 14. B şıkkı diyoruz. 15. sorumuz, paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yani ana fikrini sormuş. Yüksek düşüncelerinde bayağı zevklerle bir arada bulması mümkün değildir. Zevklerin bayağılığı düşüncenin asaletini zedeler. Düşünce alanında üst seviyede olduğunu sandığımız insanların zevklerinde basitlik ve bayağılık görüyorsak o kimsenin fikri değerlendirmelerine de şüpheyle bakmak gerekir. O zaman görülecektir ki düşünce alanında da bu insan aldatıcı bir parlaklığa sahiptir. A. Asıl düşünceli insanlar her alanda kendilerini geliştirirler ve olgun bir insanın düşünce ve zevk birlikte gelişir. C. Estetik duygusu gelişmiş insanlar zevk sahibidir. D. Zevkli insanlar daha az hata yapar. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır. 16. sorumuz, geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir. Geleneklerimize göre ev sahibi olanlar ölçüsünde elinden geleni yapar. Bu arada dertler paylaşılır, anılar tazelenir, dostluklar pekiştirilir. Kısaca konuk ağırlamak Türk toplumunun dayanışmanın önemli bir göstergesidir diyor. Farapta konuk ağırlamanın hangi işlevi üzerinde durulmamıştır? A. İnsan ilişkilerinin güçlendirdiği, B. Özveri duygusunu geliştirdiği, C. Sevgi ve saygı ortamını yarattı, D. Toplumsal gelişmeyi hızlandırdı. Burada cevabımız D şıkkı diyoruz. 17. sorumuz, bu dörtte vurgulanan düşünce şekillerden hangisidir? Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak, ne bir dostunuz var acınızı alacak. Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu. A. Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır. B. Sorunlar azaldıkça mutluluk artar. C. İnsan tek başına yaşayamaz. D. Birlikte yaşamın temelinde sevgi vardır. Burada vurgulanan düşünce nedir? A şıkkı, yaşamı anlamlı kılan dostluklardır. 18. sorumuz, çağdaşlaşma döneminde çağımızın özlemleri, gereksinimleri
akımları karşısında duyarlı ve hoşgörülü olmayı anlıyoruz. Çağdaş insan çevresiyle, ülkesiyle, hatta dünya ile birlikte yaşar. Çevresinin sorunlarıyla yüklüdür ve huzursuzdur. Bu insanda mutluluk değerleri doğumsal ve evrenseldir. Paragrafı bir açtakilerden hangisi çağdaş insana uygun düşmez? A. Bilinçli olmak. B. Değişime açık olmak. C. Sorunları paylaşmak. D. Karamsar olmak. Cevabımız burada. D. Karamsar olmak diyoruz. 19. sorumuz. Şiirde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Anne girmem bu oyuncakçı dükkanına. Orada toplar, teyyareler, tanklar var. Seviyorum söğüt dalı atımı. Tekme atmaz, ısırmaz. A. Çocukların şiddetten hoşlanmadıkları. B. Oyuncak seçiminde çocukların özgür bırakmak gerektiği. C. Oyuncağın çok olmasının çocuğu mutlu etmeye yetmediği. D. Çocuklara kendi yaptığı oyuncakların daha sevimli geldi. Burada cevabımız ne olacak? A şıkkı, çocukların şiddetten hoşlanmadıkları. 20 sorumuz, eleştirmenin herhangi bir yapıtı değerlendirmesi için belli ölçütlerin olması gerekiyor. Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı. Nesnel değer yargılarının ardına düşmeli diyor Atilla İlhan. Bunun için de ölçüler üzerinde önemli duruyor. Ama bana sorarsanız eleştirmen yapan kullandığı ölçütün doğruluğu değil, onu kullanışındaki ustalıktır. Bu parçada anlatım biçim aştakilerden hangisidir? A. Tanık göstermek. B. Betimleme. C. Tartışma. D. Öyküleme. Cevabımız ne olacak? C. Tartışma olacak. 20. sorumuz, 21. sorumuz. Aştakilerden hangisi bu görüşe temel oluşturmaz? Tarih bilgisi öğrencilere kuru, özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı. Tarihsel olaylar ezbere dayalı bilgiler içinde değil, belgelere, yazınsal, tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırarak öğretilmeli. Tarihsel, yazınsal, sanatsal yapıtlar sokaklarda, parklarda sergilenmeli. Yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil, toplumun yaşamında da olmalıdır. Aştakilerden hangisi bu görüşte temel oluşturmaz? A. Tarih bilgisinin gerçekle bağdaştırılmadığı. B. Tarih kitaplarının yetersiz olduğu. C. Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli olduğu. D. Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 22. sorumuz, bu paragrafın anlatımında aştakilerden hangisine başvurulmuştur? Ben öykülerimi yazarken genelde bilgisayarda değil de tükenmez kalem ve kağıtlarla çalışıyorum. Çünkü kağıdın önüme her aldığımda bana gerçekleri değil hayalleri getir dediğini hissediyorum. Hayalleri getir ve onları kendi gerçeklerinin dönmesine izin ver. Picasso'nun sözü tam da buraya göre, hayal edebiliyorsam çizebiliyorum. A. Öyküleme karşılaştırma. B. Açıklama tanık gösterme. C. Betimleme benzetme. D. Tartışma tanık gösterme. Cevabımız B. Açıklama tanık gösterme olacak. Bu paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine yer alınmıştır? İlkokul çağındaki bir öğrencinin 40 dakikalık derste dikkatini öğretmenin tutmaz süresi 15 dakikadır. Lise öğrencilerde ise dikkatli ders dinleme 30 dakikaya kadar çıkmaktadır. Verimli ders çalışmak isteyen öğretmenin bunları göz önünde bulundurması gerekir. A. Tanımlama. B. Tanık gösterme. C. Karşılaştırma. D. Benzetme. Burada lise ve ilkokul çağındaki öğrenci durumlarından bahsettiği için cevabımız C karşılaştırma olacak. 24. Şiirde Türkçe ile ilgili olarak aştakilerden hangisi çıkarılamaz? Ben var isem ana dilimle varım. Türkçem benim bereketi toprağım. Akan sularımın sesi ondadır. Güneşimin aydınlığı sıcağı. Onunla güler, onunla ağlarım. A. Zengin özelliklere sahip oldu. B. Varlığın nedeni oldu. Varlığımızın nedeni oldu. C. Konuşma yeteneğini geliştirdi. D. Duyguları dile getirdi. Burada cevabımız C olacak. Gelelim 25. ve son sorumuza. Açtaki atasözlerin hangisi paragrafta vurgulanan düşünceyle örtüşür? Dünyada kötülükler olduğu sürece şiddet de olacaktır. Şiddet şiddetle değil, sevgiyle ortadan kaldırılır. Güzelliklere, güzel duygularla yaklaşmak kolaydır. Önemli olan insanlık için olumsuz olan durumların karşısına güzel duygularla çıkmaktır. A. Kötü söyleme eşine ağır katar aşına. B. İyilik et denize at. Balık bilmezse halik bilir. C. Aman dileğine kılıç kalkmaz. D. İyiliğe iyilik her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Deniz şıkkı olacaktır. Evet, bu dersimiz de burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum.